bahsedildiğini, gitmeli işte arkadaşların tarafından, Burak abinden, Burak abinden, Tansu abinden, herkes burada senin için oynayacak. Aslında. Tamam mı? Hadi yavrum. Şeyde İspanya Kanaryalarında Las Palmas'ta bir böyle bir sarsıntı geçirdik. Pek de anlamadım ne olduğunu ama o anda orada bulunan hekim arkadaşlar muayenelerinden sonra hastaneye gitmem gerektiğini söylediler. Hastaneye gittiğimizde de hemen beni yoğun bakıma aldılar çünkü bir pıhtı atmak üzere harekete geçmiş vücutta beyne doğru ama çok erken bir şekilde uyarıldığımız için de hemen müdahale ettiler. Çok iyi müdahale ettiler. Şansa gittiğimiz hastanede İspanya sınırları içerisindeki en iyi ikinci hastaneymiş. Bir üniversite hastanesi, araştırma hastanesi. Onun da büyük bir şansı var. Bütün her türlü imkanlarını sağladılar. Tabii nerede olursanız olun bir Türk olarak orada büyükelçimizin orada olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Federasyon Başkanımızın, Sayın Kulüp Başkanımız Mustafa Cengiz'in bizi yalnız bırakmaması ve de yanımda Galatasaray takımının menajeri Mehmet Berent Bayrakçı hiçbir saniye ayrılmadan yanımda kaldı. O süreç içerisinde de orada 6 gün 5 gece 6 gün orada kaldım ve Cumhurbaşkanımızın yolladığı ambulans uçaktan gitmek kaydıyla beni hastaneden çıkarttılar. Böyle bir rapor yazdılar, yazışma yaptılar. O uçaktan da İstanbul'a sağ salim geldik. İstanbul'da da yapılan tetkikler sonunda orada gerçekten çok iyi müdahale edildiğini ve buradaki kısa müdahaleden sonra da normal hayata dönmem gerektiğini söylediler. Bana bu kadar şeyi sağlayan bu ülkenin bir çocuğu olarak da bir takımın başında olmam gerektiğini düşündüm. Doktorlarımla konuştum, hiçbir sakıncası yok. Olabilirsin dediler. Ben de ait olduğum yere geldim. Benim ait olduğum yer milli takım. Bu milli takımda bir Türk vatandaşı olarak en uzun süre çalışmış bir antrenörüm. En uzun süre. Kimi koyarsanız koyun hiçbir tanesi benim kadar uzun süre hem sayısal olarak hem şey olarak çalışmamış. Böyle bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğun tekrardan başına geldim. Tek başınasınız. Hiç kimseyi almıyor hastaneye. Mehmet Berent Bayrakçı günde bir saat girebiliyor. Çok teşekkür ederim kardeşime, hiç bırakmadı. Onun dışında yanlışsınız. Bütün herkes, İspanyol, İngilizce bilen de çok az, doktorların işte kimse bilmiyor. Devamlı kontrol altındasınız. Bir en ufak bir şeyden dolayı etkileniyorsunuz. Psikolojik beni arayanlardan dolayı etkileniyorsunuz. İşte Akif Başkan, Akif Üçün de aradığında çok duygulanmıştım. Çok duygulandım gerçekten. 45 yıldır tanıdığım bir arkadaşım zaten. Arkasından Mustafa Cengiz Başkan aradı. Çok çok mutlu oldum. Fatih Terim aradı. Fatih abi çok severim. Yani çok büyük bir güven verdi bana. 24 saat senden telefon bekliyor. Bu telefon açık her zaman. Arayabilirsin beni de. Benim de telefonla konuşmam falan yasak ama gizli gizli konuşuyoruz. Ama tabii Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelen konuşma ve de orada Büyükelçimizin yapmış olduğu görev ne bileyim böyle bir Türk vatandaşı olarak yanlış olmadığımı ve devletin nefesini hissettiğimi söyledim yani. Bu çok önemli bir şey. Arkamda Türk devleti var. Ben de bu ülkeye çok şey yaptım. Çok şey verdim. Çok şampiyonluklar kazandırdım. Çok uzun yıllar görev yaptım ama bu devlet de beni unutmuyor. Teşekkür ettim Tayyip Bey'e. Döndükten sonra da aradı. İki kere daha aradı. Aynı şekilde bütün sağlığımla ilgilendi. Onun için sporculara vermiş olduğu değerden dolayı ona bir kere daha teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir harekette bulundu. Zaten gençlik yıllarımızda da beraber aynı takımda o futbol oynarken ben de voleybol oynuyordum. Abimizdi bizim. Oradan da tanışıyorsunuz. Tabii hocam. Tanışmaz mıyız? Yani 73 yılına tabii 1973 yılından itibaren tanışıyoruz yani. Sporcu da çok iyiydi. İnsanlığı da çok iyi, yapmış olduğu hareketi de çok iyi. Yeni baştan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii Spor Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, İşleri Bakanımıza hepsinin ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum yani. Yani böyle olması lazım. İnsan böyle sahip çıktığı zaman birine o da böyle şeylerini saklayamıyor. Saklayamadım duygularımı yani. Gözümden yaş geldi yani.